Evet, aslında bu tabii Ukrayna açısından büyük bir politik zafer diyebiliriz bugün ve tarihi bir an Ukrayna açısından. Aslında tabii Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği bugün başlamadı. Ve bütün aslında bu Kırım'ın işgaline giden süreç ve 2022 savaşına başlatan süreç de aslında hatırlarsanız 2014'te meydan olaylarında ortaya çıktı. Meydan olaylarının sebebi neydi? Aslında temel sebebi Ukrayna halkının artık Rusya'nın gölgesinden çıkıp Avrupa Birliği'nin kucağına gitmesi ya da Avrupa Birliği ile beraber ortak bir zeminde oluşup Avrupa Birliği ailesine katılmak istemesiydi. Yani aslında Ukraynalar Rus Slav ailesinden çıkıp Avrupa ailesine girmek istiyorlardı 2014 meydan olaylarında. Bu en son 2 gün önceki zirvede aslında bunun noktalanmasıydı. Yani bunun başarı politik olarak zafer olarak sonuçlanmasıydı. Zaten Zelenski için de bir politik zafer. Çünkü Zelenski'nin de partisinin de temel amacı zaten seçimin kazanmasının temel amacı da Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin başlamasıydı. Bunu elde etti. Aynı zamanda tabii bunu belirtmek gerekiyor. Moldova'da üyelik müzakerelerini başlatmak için yeşil ışık aldı Brüksel'den. Bu çok önemli. Ne açıdan önemli? Çünkü Avrupa Birliği üyeliği demek aslında tabii bu çok sembolik bir olay. Hemen Avrupa Birliği üyeliği Türkiye örneğinden gidersek çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Türkiye'de 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliği için yeşil ışık müzakere süreci başlaması ile ilgili yeşil ışık yandığında Türkiye'de büyük bir sevinç yaşanmıştı ama 20 yıl sonra yaklaşık 20 yıl sonra geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Umarım Ukrayna için de böyle olmaz. Zaten Zelenski yaptığı ilk açıklamada da çok kararlı olduğunu, Ukrayna'nın üyeliği için Ukrayna'nın hem kurumsal hem toplumsal bir kökten dönüşüme ve değişime hazır olduğunu belirtti. Zaten Ukrayna'da yapılan kamuoyu yoklamaları Ukrayna halkının %90'ının Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini belirtiyor. Eğer biz de mesela Kırım Tatarları arasında böyle bir oylama yapacak olsak eminim Kırım Tatarlarının büyük bir çoğunluğu da Avrupa Birliği üyeliğini destekleyecektir. Tabii bu üyelik süreciyle ilgili bardağın bir dolu tarafı var, bir de boş tarafı var. Dolu tarafı bu. Ama boş tarafı Kırım açısından ve belki Ukrayna'nın geleceği açısından şu olabilir. Çünkü Avrupa Birliği bir anlamda bunu bir koz olarak da kullanabilir. Benim yorumum bu şeklinde. Nasıl koz olarak kullanılır? Çünkü Avrupa Birliği bir normatif güç, askeri gücü yok biliyorsunuz. NATO bir Avrupa, birçok Avrupa Birliği üyesi NATO üyesi. Fakat Avrupa Birliği'nin kendine özgü bir askeri ittifakı, askeri gücü yok. Ordusu yok daha doğrusu. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak bir dış politika izlediğinde pek söyleyemeyiz. Yavaş yavaş mı yapmaya çalışıyorlar ama bu tek oturmuş değil şu anda. Ama Avrupa Birliği'nin şöyle bir politikası var dış politikada. Özellikle bunu Sırbistan'a karşı kullandı. Batı Balkanlara barışı gelmesi için kullandı. Avrupa Birliği üyeliğini uluslararası bir tabir vardır. Sopa ve havuç olarak, sopa ve havuç diye bir kavram vardır. Burada aslında Avrupa Birliği üyeliği Ukrayna için bir sopa görevi görür. Aynı zamanda havuç görevi görür. Yani şunu diyebilir Avrupa Birliği ileride. İşte Ukrayna eğer yani belki zaten şu anda onu da görüyoruz. Özellikle Batı başkentlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi sıkıştırdıklarını, müzakere masasından tutmak için sıkıştırdıklarını görüyoruz. Bunun da belki tartışacağız ama bir önemli noktası Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği'nin 50 milyar euro, Amerika'nın da 60 milyar dolarlık yardımı şu anda askıya alması. Örneğin Avrupa Birliği üyeliğinde Macaristan lideri Orban hem Avrupa Birliği üyeliğine Ukrayna'nın hayır dedi hem de 50 milyarlık yardımı da veto etti. O da istediğinin yarısını aldı. Şöyle bir olay gelişmiş haber kanallarına yansıdığına göre, haber ajanslarına yansıdığına göre. Orban'la Scholz, Alman şansölyesi Scholz konuşma yapmışlar ve Alman şansölyesi şunu teklif etmiş. İşte Mr. Orban lütfen birkaç dakika dışarıda biz oylama yaparken, Ukrayna'nın üyeliğini oylarken birkaç dakika bir kahve molası alabilir misiniz diye. O da düşünmüş, kabul etmiş. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bütün kararların alınması için oy birliği gerekiyor. Yani tek bir üyenin veto etmesi
bu durumda Macaristan'ın veto etmesi Ukrayna'nın üyelik hayallerini suya düşürecekti. Bunun olmaması için böyle bir formül bulmuşlar. Ama tabii onun yanında Mr. Orban, Macaristan Devlet Başkanı ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı onu ziyaret ediyor. 50 milyar dolarlık Avrupa Birliği yardımı da veto ettiği için şu anda böyle bir durum söz konusu. Benim başka bir noktaya gelirsek yani şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği aslında bu noktada Ukrayna'yı ve Zelenski'yi masaya tutmak için bunu bir sopa olarak kullanabilir. Benim de gönlümden geçen, birçok Kırım Tatarı'nın gönlünden geçen Ukrayna'nın Kırım'ı da işgalden kurtarıp, tüm işgal edilmiş topraklardan kurtarıp Avrupa Birliği üyesi bir Ukrayna'nın olması eminim tüm Kırım Tatarlarını ve Ukrayna'nın hepsini mutlu edecek bir sonuç olacaktır. Tabii bu çok olası, çok büyük bir olasılık. Yani Ukrayna'nın yapması gereken çok büyük işler var. Ama bunları da hızlı bir şekilde savaştan sonra hem sadece altyapısını değil, bu kurumsal altyapısını da tekrar dönüşmesi gerekir. Toplumsal altyapısının dönüşmesi gerekir. Demokrasi, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin üyelik için iki şart var. Bir tanesi Maastricht kriterleri, diğeri Kopenhag kriterleri. Kopenhag kriterleri ekonomik kriterler. Pardon, Kopenhag kriterleri siyasi kriterler. Maastricht kriterleri ekonomik kriterler. Ekonomik kriterlerin başında işte dış borç, iç borç oranının çok az olması, ülkenin milli gelirinin şu kadar olması gibi birçok kriter var. Enflasyonun düşmesi gibi. Ukrayna bir noktada bunu yapmaya çalışacaktır. Aynı zamanda siyasi kriterler var ki bu Kırım Tatarları için çok önemli. Çünkü siyasi kriterler demek işte azınlık haklarına saygı, insan haklarına saygı, demokrasinin ve hukukun üstünlüğüne saygı. Bunun yanında Ukrayna'nın en önemli sorunu olan yolsuzluk konusunda mücadele, basının özgür olması, insanların özgürlüklerinin en üst noktada savunulması ve korunması, devletin görevleri arasında gelecek. Yani bu bağlamda Ukrayna'nın bunu yapması Kırım Tatarları açısından pozitif bir gelişme olacak. Zaten son yıllarda özellikle 2014 Kırım'ın işgalinden sonra Ukrayna siyasetinin ve bir noktada kamuoyunda Kırım Tatarlarına belli haklar verdiğini görüyoruz. Ama Avrupa Birliği'ne girmiş, Avrupa Birliği, daha doğrusu üyelik sürecini başlatmış bir Ukrayna'nın bunu devam ettireceğini ben düşünüyorum. Yani kısa vadede bu Kırım Tatarlarına yararlı olacaktır. Daha fazla Ukrayna toplumuna entegre olacaklar. Daha fazla hukuksal ve demokratik anlamda ve azınlık anlamda hakları olacaktır. Hatta belki bu da azınlık demememiz lazım Kırım Tatarlarına. Ukrayna devletinin asli bir unsuru olacaklarını ben düşünüyorum. Ama tabii burada önemli olan nokta şu özellikle son günlerde işte son 60-70. Güne giriyoruz. Orta Doğu'daki İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların maalesef Rusya-Ukrayna savaşında etkilediğini, aynı zamanda Ukrayna'nın tüm ilişkilerini etkilediğini görüyoruz. Yani Ukrayna-İsrail, Ukrayna-Avrupa Birliği ve Amerika ilişkilerini etkilediğini görüyoruz. Ki bu ister istemez başta Kırım olmak üzere birçok noktada ileride soru işaretleri oluşturabilir. Özellikle bu son savaşta belirttiğim gibi hem dünya kamuoyunun dikkati Orta Doğu'ya çekildiği için hem de bir anlamda artık dünya kamuoyu savaşlardan yorulduğu için çünkü bir savaş vardı zaten Rusya-Ukrayna savaşı 2 yıldır süren. Bir de bunun üzerinde yaklaşık 2 ay süren bir Orta Doğu'da Filistin, İsrail-Hamas savaşının çatışmasının olması maalesef iyi olmadı. Yani hem Ukrayna açısından hem de Kırım Tatarları açısından diyebiliriz. Bence şu anda Ukrayna vatandaşı olan Kırım Tatarları için Avrupa Birliği üyelik süreci çok olumlu olacaktır. İşte hem bunun aslında birkaç kere söyledik ama hem iyi hem kötü yönleri var. Yani hem pozitif hem negatif yönleri var. Ama özellikle burada Orban gibi liderlerin de yani Putin'in müttefiği olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Eskiden aslında şöyle bir yorum vardı Avrupa Birliği içinde. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi eskiden Putin'in Avrupa'daki Truva atlarıydı. Truva atı biliyorsunuz burada şu benzetme yapılıyor. Yani Truva atı nedir? İşte kalenin içine yani Avrupa Birliği'nin içine girmiş Putin'in bir kuklası olarak görebiliriz. Artık bu rolü maalesef Macaristan lideri Orban oynuyor ve aynı zamanda biliyorsunuz Slovakya'da da Avrupa Birliği üyesi olan Slovakya'da bir değişim oldu. Putin'i destekleyen parti başa geldi. Bunun böyle olması da aslında belki de yani ister istemez Avrupa Birliği içinde
Ukrayna'ya desteğin azaltması yönünde daha fazla sesler çıkarabilir. Tabii bunu da geri döndürmek önemli. Belki bu noktada şunu da belirtmek gerekir. O da önemli çünkü. Mustafa Umerov, örneğin onun atanması tamamen aslında bu Avrupa Birliği ile ilgili. Çünkü Avrupa Birliği üyeliğinde biliyorsunuz önemli şey şeffaflık, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele. İşte eski Savunma Bakanı, Ukrayna Savunma Bakanı'nın hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı Rüstem Umarov'un gider gelmesi aslında Avrupa Birliği üyeliği açısından önemli. Belki bu da şu noktayı da belirtmek lazım aslında. Yani bu üyelik sürecinde de belki biliyorsunuz Rüstem Umarov çok büyük, iyi bir müzakereci, hukuk, iktisat ile ilgili eğitimleri var. Daha önce İstanbul'daki görüşmelerde ve diğer yani Rusya ile olan görüşmelerde önemli rol oynadı. Belki ileriki süreçte eğer bu savaş sona ererse Savunma Bakanı olan Rüstem Umarov'un ben ileride Avrupa Birliği müzakerecisi olarak Ukrayna'nın başında olabileceğini düşünüyorum.